Selamlar arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Darius oynayacağız. Dün Draven videosu attım. Draven ve Darius zaten kardeşler. Bu arada dünkü videoyu izlemeyenler de izleyebilirler. Çünkü şimdiye kadarki en iyi Wild Rift oyunumdu. Çok zevkliydi, inanılmaz hard geçmişti maç. Dün Draven atınca Darius'cu kardeşlerimiz kızdı. Dedi ki, Sensei madem Draven attın, yarın da Darius at dediler. Ben de çektim Darius'u. Rakibin kafasını kesmeye çalışacağız elimizden geldiğince. Bu arada arkadaşlar, video bir like ve bir yorum atmayı unutmazsanız gerçekten çok sevinirim. Çünkü attığınız her like ve yorum bizi önerilenlere sokuyor. Önerilenlere girdikçe de yeni insanlar keşfediyor. Şimdiden destek olan herkese çok 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 teşekkür ediyorum. Yanımda da Ekrem var, yine bravo'mu aldı. Ekrem hoş geldin kankam. Hoş bulduk. Bakalım nasıl bir oyun olacak. Karşımızda Garen var. Darius Garen eşleşmesi çok popüler bir eşleşmedir. Biri Noxus'un, biri Demacia'nın krallarından. Hikayede de ikisi birbirine düşmanlar. Bakalım. Noxus galip gelecek diyerek burada benim lafımı tamamladı Darius. Garen de burada. Q'muzu açıyoruz. Q'muz şöyle bir alana gördüğünüz gibi vuruyor. Bu alanın dışı içinden daha çok vuruyor. Yani bu çemberin dış tarafını rakibe çarptırmaya çalışacağız. İç tarafını değil. Bu arada otomatik vuruş iptali, animasyon iptali de yapılıyor Darius'ta. Bunu da size göstereceğim ama bunu 3 level'da tam kombomuzu yapacağız. 3 level'da muhteşem komboyu göstereceğim size. Bu arada bu adam niye hiç ittirmiyor bilmiyorum. Korkuyor mu? Şey mi yapıyor? Tamam. Oyunun başında her türlü takasa gireriz bu arada. Oyunun başı çünkü bizim kanama etkimiz olduğu için her türlü takasa giriyoruz. Şu an geldiği an ben yine takasa gireceğim onunla. Çünkü level avantajımızı aldık. İkinci olarak normalde E'yi açıyorum fakat şu an o adamla takasa gireceğim için. Tamam, gel. Sonra ne olmuş? Bir tane daha vursaydım o adam bayağı bir hasar yerdi. Tamam, yemişlerini aldırttık. Geri çekiliyorum, burayı ittirsin. Ben de yemişlerimi alacağım çünkü 3 level olduğunda bu adamı kesebilirim tutuşturla falan. Hop. İkinci yeteneğimizi bastığımızda ufak bir hareket hızı burada kazanıyor muymuşuz bilmiyorum. Ekrandan fiziksel hasar veriyoruz ve rakibi yavaşlatıyoruz. Şimdi arkadaşlar bak. Rakibi çektim. Bir tane düz vuruş attım. Ardından hemen W'yu bastım. Sonra Q'nun dış çemberiyle vurdum. Bak, adam korkusundan bize tutuşturunu bıraktı. Bu kadar basit. Tamam, hemen geri çekiyorum. Bak, E ile çekiyoruz. Düz vuruş atıyoruz. Düz vuruştan hemen sonra W'yu basıyoruz ki orada bir animasyon iptali olsun. Şimdi yine gelsin üstüme, yine yapacağım. Düz vuruşumu attım. Bunu çektim. Tutuşturu da bıraktım. Tamam, güzel. Bu sefer de sıçrasını aldık. Her gittiğimizde adamın bir şeysini aldık. Şunu da keselim. Orada base'ini atıyor zaten. Biz de base'imizi atalım. Canım çok azaldı. O adamın ne tutuşturu var, ne sıçrası var. Her şeyini aldık. Arkamızı çıkalım. Bir de hızlıca ayakkabımızı alıp yolumuza devam edelim bakalım. Dediğim gibi Darius'u en fazla zorlayan şampiyonlardan biri Garen'dir. Çünkü cidden hard bir maç geçiyor Garen'le oynadığımız zamanlarda. Ama çok da eğlenceli bir eşleşmedir. Ova'yı gördüm orada, geliyorum bu tarafa doğru kaçarsa. Büyük ihtimal yukarıya doğru kaçacak. Abo, az daha ona yetişiyordum. O kili çalacaktım az daha valla. Neyse, güzel. Karşının ormancısını düşürmüş olduk. Bu adam burada yok. Hop. Bu arada W'ye son vuruş atınca belli bir manamızı geri iade ediyor bize. Koridor dondurmaya çalışacağım. Nerede bu? Çaldan çıkıp kafamıza şey saldırmasın da. Onu gördüm de oraya ben gidene kadar. Bu arada tam tahmin ettiğim gibi. Kanka ben 5 level'ım, sen 4 level'sın bu arada. Oy! Rakibe 5 kere vurduğumuzda kanama etkisini fulluyoruz ve rakibin üstünde az önceki gibi bir işaret çıkıyor. O işaret çıktığında rakibe deli gibi kanama hasar veriyoruz ve ultimiz çok fazladan hasar veriyor. Bu arada burada değiştirmişler. Normalde bilgisayarda böyle değil. Ulti ile kill alınca ultimizin bekleme süresi sıfırlanıyor. Bilgisayarda şöyle sıfırlanıyordu. Mesela ulti ile kill alıyorduk. Ardından bir 10 saniye falan ultimiz tekrar atabiliyorduk. Ama şimdi sınırsız. Gördüğünüz gibi hiç kullanmadım. Ona rağmen duruyor burada. Bu arada o vay redini alıyor büyük ihtimal. Onu bir rahatsız edelim. Bay bay. Bu arada tam 1 saniye sonra attık. O Ezreal kesersen çok tatlı olur. Aha, onu da kestik. Buna da devam ediyorum. Double buff var. Can da çaldım. Oo, 3'te 3'ümü çaldı. Şerefsiz ulaş.
Bu arada 3v1, 3v1 attık. Ulay sadece son vuruşu yaptı. 3v1'de mahvettik bu şampiyona. Bayılıyorum. Hop. Şurayı hızlıca ittirip bir base'imizi atalım. Çünkü üçlü kuvvet bitti. İkinci olarak bu arada W fulliyoruz. Base'imizi de atalım. Azı çift buff varken base atmayı sevmiyorum da mecburen. Bu üçlüyü bitirdikten sonra iyice canavar olacağız. Canavar. Şuradan ikinci item olarak da Sera'a çıkacağız. Hemen gidelim. Bu arada ayakkabıyı buradaki gibi çıkmamıza gerek yok. Karşıya bir bakayım. Karşıda AP yok çünkü. Onun yerine ben bunu atiklik çıkarım. Bir dakika, nerede o atiklik? Şöyle yapalım. Aynen, atiklik çıkarız ki bizim biraz daha hareket hızımız olsun. Şu çalıya girersem onu keserim belki. Gördü. Görmeseydi keserdim. Üstümde çift buff var. Bunu değerlendirmem lazım. Her türlü savaşırım. Burada Y falan gelmiş ola... Kardeşim o kadar korkma la. O kadar korkma. Korkusundan sıçrasını attı. Oraya gitsem iyi olurdu aslında. Hepsini toplarım. Ama kill için oynamıyorum. Tamamen oyunun mantığını nasıl olduğunu göstermeye çalışıyorum. Oyunu nasıl kazanırız bunu göstermeye çalışıyorum. O yüzden hiç oraya kill için gidemem. Şu an koridorumuzda durmamız gerekiyor çünkü. Şuna yaklaşacak, büyük ihtimal çekeceğim ona yaklaşınca. Çekemedim. Burayı biraz daha ittirelim. Hop. Şimdi proxy'ye geçelim. Şunu bir yiyeyim ben. Tamam. Şimdi o adam, biz burada kanser edeceğiz. O üstümüze gelecek gibi. Anam anam anam. Oo, üçlediler burayı. Çık abi. Üçlediler burayı. Ezreal yaklaşır mı? Vay, az sonra redini alacak. Onu biliyorum. O adamın redi çıkacak birazdan. Gel buraya. Onu kendime çarptırmam lazım. Aynen öyle. Hop, öldü zaten. Ya 5 stack yaptıktan sonra bizi tutması imkansa yakın oluyor. Uy, hasara bak. Öldü o kanamaya. Ben de gidiyorum. Kuleyi umarım alamaz. Saldır kankam. Tam çıkacak oradan. Yetişeceğiz. Her türlü yetişeceğiz. Şu W'yu basalım. Hop, gel buraya. Nereye gidiyorsun sen? Ohohoho. Kafalarını keseceğiz demiştim ben size oyunun başında. Hemen buradan kuleyi alacağım ben. Şu kuleyi indirelim artık. Baskınlara başlayabiliriz. 5-0-1 olduk. Ekrem, sizin orada bizim durumlar nasıl? He? Eş sarhoş gibi oynuyor yani. Sıkıntı yok kankam, ben kasıyorum. Beni tutmaları çok zor olacak bunların. Aha, onu da çektim. Bizim buraya genk girmeleri lazım. Vurdum kafasına, izleyin. Deli gibi, deli gibi. Ekrem, beni tutamazlar. Darius çok güçlü bir çar kankam. Beşinin arasına girerim, ölmeden çıkarım. Ya normalde ruh gömleği çıkılmaz bu karşı takım ama ben son item olarak ruh gömleği çıkacağım. Çünkü ruh gömleği bizim üzerimizdeki can çalma etkilerini falan %30 arttırıyor. %30 çok büyük bir rakam. Şuna bir gidelim. Bunu da kestik bu arada, redim olduğu için. Ben lafımı yemeyeceğim ve buna... Oy! Gördüğünüz gibi ultiyle kesemedim çünkü kanama o kadar hasar verdi ki. Ben onu kanamayla mahvettim. Darius çok... Bu arada ben mesela PC ile oynadığım, bilgisayarda oynadığımda main'im üst koridor. Yani top lane. Bu top lane'de oynarken benim hiçbir zaman karşıma Darius gelmez. Niye biliyor musunuz? Çünkü ben her zaman Darius banlarım arkadaşlar. Her zaman Darius banladığım için karşıma hiç gelmiyor. Hiç sevmiyorum. Çok güçlü bir çar. Gidelim bakalım şu aşağı falan bir yargı dağıtalım. Bizde kimler? Bizde çok kasan yok. Ben çok kasmışım. Karşıda idare eder gidiyor. Garen'i, Vay'ı iyi düşürmüşüz. Gerisi iyi gidiyor. Ekrem, geliyor mu oraya? İkisini de keseriz kanka. Benim de geliyorum. Oha Ekrem, nasıl çaldın lan? Bari ADC... Starlayayım diye. ADC'ye çalsaydın. Neyse, güzel. Sıçran biraz boşa gitti. Sıçrayı failledik de. Orayı toplarız her türlü. Şu an adamların burayı mesken tuttuk. Botun kulesine indirmemiz lazım. Sıçram olsaydı burada direkt kule altına girip bir sıçra E yapabilirdik. Bu arada kızıyorsunuz da
Bu yetenekler için birinci yetenek, ikinci yetenek, üçüncü yetenek demek iyi olmaz arkadaşlar. Şu birinci yetenek Q, ikincisi W, üçüncüsü E, diğeri de ulti zaten. Çekemedim bu arada. Anam anam anam. Mundo'yu çektiler. Ölmem ben bu arada. Anam anam, cana bak, cana bak. Lan Ezreal, lan Ezreal. Bu arada ben orada Q'yu atamadım stun yediğim için kule altında öldüm. Q'yu atsaydım ölmezdim büyük ihtimalle. Neyse, ölümün dansını çıktık. Vaydan'da pasif şey asistimizi aldık. Orada ben ölmezdim ya. Şimdi Mundo'yu çekince satmak istemedim. Kule altına ondan girdim. Ben de o yüzden öldüm. Neyse, olabilir. O Goral dayanmadı. Ben kimden stun yedim bakayım orada. Stun yiyeceğim kimse de yok. Kimse şey yapmamış da. Q'yu bastım, Q'yu atmadı, o yüzden şimdi Ezreal'a Q'yu atıp ultiyi vursaydım ölürdü. Q'yu atamayıp ultiyi vurduğum için ölmedi. Çünkü üzerimde, bu arada biz bu böyle etraf bir kırmızı oluyor ya arkadaşlar. Biz 5 stackledikten sonra birini, her düz vuruşumuz diğer rakiplere direkt 5 stack olarak gidiyor. Yani normalde 5 kere skill atarak ya da vurarak rakibi kanatıyoruz. Ama 5'e ulaştıktan sonra vurduğumuz ilk kişilere her zaman böyle pat pat en yüksek hasar veriyoruz. Haberiniz olsun. Onun red'i duruyor mu? O red duruyorsa red çok tatlı olur benim için. Sen o tarafa mı? Ben seni kovalayacağım ama kanka, sana bir şey söyleyeyim. O da bastı QSS'i. Gel. Sen gel. Lan oğlum susturu çok yedim. Susturu çok yedim ama. Şu karşıya bakayım. Ölü adamın zırhı çıkacağım. Biraz satmış gibi olduk da 3vs1 olduğunu bilmiyordum oranın ya. Ölü adamın zırhını çıkalım, hem onun bize hareket hızlı işimize yarar. Garen beni o kadar susturdu ki, Garen'in Q'su. Ben ultiyi kullanamadım baya. Baya ultiyi kullansaydık keserdik. Kestiler Garen'i. Aman İnşallah abi. Vurursa ADC'miz. Oradan çıkarsanız iyi olur gibi. Arkadaş ADC'yi tekledeğini. Orayı hem topları sen veririz. Ora riskli, bilmiyorum ne olur. Eş de öldü. Zorlamasalar ya. Oh, o da çekildi. Güzel bari, birini kestik. Oho, Mundo ölümsüz ya. Şimdi izleyin. Öldü kanamaya. Öldün değil mi lan? Ulaş. Ulaş rezil, ulaş. Çek beni. Çekmedi. Nasıl ölmedi ya? Şöyle simgemizi atalım. Şuraya pusacağım. Aha. Aa, orada kule var. Unuttum lan. Şimdi buraya ilk kim gelir? 3vs1'deydi. 2vs1 olursa keserim geleni de. Listrenk sen git. Jin devam ediyor bu arada. Ben de giderim. Bak da eyle anam anam. Sana bir ulti atayım da öl kanka ya. Seni de kaçırsaydım üzülürdüm. E ile çektikten sonra direkt W ya da Q atmıyorum. Bakın E ile çektikten sonra düz vuruş atıyorum. Düz vuruştan hemen sonra W atıyorum ki orada düz vuruş iptali olsun. Hızlı vuralım. Aman Blitzrenge çekilme kanka. Hop. Gel gel, çalıya gel. Ben çalıda duracağım. Onlar gelir. Çok yaklaşır. Tamam sen de orada dur. Çok yaklaşırlarsa görmüyordu ki seni. Totem varmış bu. Totem varmış. Boş denedi. Boş denedi. Totem olsa çekerdi. O da olabilir. Aha red çıktı. Red'i almam lazım. Çektim bunu kendime. Ekrem ulti. Attım ultiyi. Bak şu an her vurduğum mesela 5 stack yiyecek. Oy! Oy! Gördünüz mü? 5 stack fullenince her vurduğumuz direkt 5 stack yiyor. Kim yaşıyor? Vay yaşıyor. Vay gelse de pentamı salsa ya. Yok, o da aşağıdaymış. Oy! Çok güzel, çok güzel. Hop, hop. Bayıldım ya. Bitir oyun oradan lan Bahir. Bir penta atsaydık iyi olurdu. Bitmez de şu kuleyi açarız. Bitti bitti. Yok yok oğlum, hepsi doğacak aynı anda. Manam çok az, o yüzden dikkatli olmamız lazım.
Üstümde 4.3K para var, bir base atalım. Yaklaşırlarsa oynarım ama. Burayı yetenek kullanmadan ittireceğim. Ya da kullanalım. Bence zorlamayıp anam anam o bizi çekmesin. Bu arada bakın, her kestiğim rakibin üstüne ESC fırlatıyorum. Bakın yerde ESC tuşlarını görüyorsunuz. O da şeyden çıktı. Çok güzel bir şey ya. Bu arada yanlış çıktım. İlk şunu çıkacağım. Arkadaşlar Rook gömleği çıkılmaz. Bakın karşıda büyü hasarı veren yok. Birazcık ezil veriyor. Birazcık Blitzcrank ama şimdi bakın pasifinde ne yazıyor? Seni etkileyen tüm iyileşme, yenilenme ve can veya mana çalma etkilerini %30 arttırır. Ben Q ile çaldığım canın %30 fazlasını çalacağım. Bir de şey, ya İngilizcesini atladım. Şimdi İngilizcesini söylemek istemiyorum Türkçeleri varken. Ölümün dansı, dead dance. Yani İngilizcesi pek şey değil de. O olduğu için onun da hasarı var ya, onun da can çalması var. Onu da %30 arttırıyoruz. Bu arada her türlü girerim. Buraya gelecek o. Anam anam anam. Oha! Bizimkiler toplar da orayı. Bana ne yaptılar lan? Ben dedim orada bir kişi olur, iki kişi olur. Kaç kişi olacak? Abi! Kafamıza 5 kişi çullandı valla. Çok kötü oldu. Ne güzel gidiyorduk. Orada bak yine öldük. Çok kötü oldu. Bu arada o Mundo'yu çekti de o Mundo'yu kesemezler ki. Vayne ultisini yedim, onu yedim, bunu yedim, şunu yedim, her şeyi yedim. Aslında bir tur daha oynayabiliriz bitirme ama minyonlar bitirir, onlar bitirmezse. Ölüyken oyunun bitmesini hiç sevmiyorum. Bitti bitti. Güzel. Oğlum 5 kişi kafamızda çullandı ya. Ora moralim bozdu. Ya 3 kişi. Ya da o kadar havaya zıplamasaydım, QSS'i bastım bastım işlemedi. Niye işlemedi onu da anlamadım da. Bu arada S'i yine de aldık. QSS'i bastık bastık. QSS çalışsaydı direkt ben orada hepsini keserdim. Cidden. Abart, o takıma bu arada like atmayı unuttum. Ekrem eline sağlık. Senin de. Arkadaşlar umarım video hoşunuza gitmiştir. Video hoşunuza gittiyse lütfen like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Ve hala abonedeyseniz abone olarak çok büyük destek olabilirsiniz. İstediğiniz şampiyonları yorumlarda belirtin. En fazla istediğiniz şampiyonları çekmeye çalışıyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Sağ olun. Bye bye.